Merhaba sevgili Argeçizm Tarihi Akademisi ailesi. Bugün sizlere Hazreti İbrahim'in Kürt olup olmadığı hakkında birkaç fikir beyanında bulunacağız. Dikkatli izleyip ve dinledikten sonra sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Haydi o zaman konumuza giriş yapalım. İslam dinine göre Arap ailesi İsmail'den, İsrail ailesi Yahudiler ise İshak'tan geliyor. Yani İbrahim peygamber ne Arap ne de Yahudidir. Bilimsel olarak baktığımızda da Arapların ve Yahudilerin kökeni çok eski değildir. Yani İbrahim peygamber ortalama 4000 yıl önce yaşadığını varsayarsak, o zamanların kaynaklarında ne Araplar ne de Yahudiler geçmektedir. Akatları Arapların atası olarak görenler de var, lakin buna kesinlik kazandıramıyorlar. Çünkü Arapların atası Akatlar değil. Öte yandan milattan önce 3000 yılına dayanan Sümer yazıtında Kürtler açıkça görüldüğü için Kürtler Arap ve Yahudilerden daha yaşlıdır. Belli ki İbrahim peygamber özellikle Müslüman olduğunu iddia edenler Arap ya da Yahudi, bu çelişkili. İbrahim'in adı ne Arapça ne de İbranice değildir. Aynı zamanda sadece Arapça yazılmış Kur'an'da geçmektedir. Haydi o zaman biraz daha derine inelim. Hazreti İbrahim Harran'ındır. Doğduğu zamanlarda orayı Hurri Kürtleri hüküm sürüyordu. Ki orası hala Kürtlerin ana vatanıdır. Hadi birlikte Hazreti İbrahim'in isminin kökenine bakalım. İbrahim de Bra, Kürtçe'de kardeş, Him, Kürtçe'de büyük taş, kaya anlamına gelmektedir. Kürtçe'de hala bu isim Brahim olarak telaffuz ediliyor. Ayrıca Hazreti İbrahim'in eşinin adı Sara'dır. Sara ismi ise Sar, Kürtçe soğuk demektir. Aslında asıl soru şu. Araplar ve diğer milletler daha sonradan İbrahim adını işittikleri için ve İbrahim peygamber bir Kürtse, elbette Kürtler arasında bu isme benzer isimler de vardır. Peki var mı? Hadi hep birlikte bunu inceleyelim. Biraz daha derinlenelim. Biraz daha sorgulayalım. Kürtlerin atalarından olduğu kesinliğini kazanmış olan Guti kralları listesinde şu isim geçmektedir. Gutiler, unutmayalım, Hazreti İbrahim'den çok çok önceden yaşamışlardır. Guti kralının ismi şöyle. İbranum. İbranum Kürtçe'de ne anlamı geliyor? Bra, kardeş. Num, yeni demektir. Yani yeni kardeş anlamına gelmektedir. Yetmedi mi? Hadi biraz daha derine inelim. Biraz daha sorgulayalım. Şunu da ekleyelim. Hazreti İbrahim'i ateşe atılmasını öneren ve mancınığı icat eden de bir Kürttür. İbrahim'i ateşe attıran kral Nemrut'un adı Kürtçedir. Kürtçe'de Nemrut yani ölümsüz demektir. İbrahim peygamber Kürt müdür bilinmez ama bir şey kesindir. O da Kürtlere peygamber geldi ve isminin Kürtçe olduğudur. أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tarih bir milletin varlığıdır.